karşıda bir ev varmış, orada kaldım. İki katlıya. Evet. Dedik çakmak. Arkada bir ev varmış, orada kalmış. Şurada bir tahta köprü varmış. Şu çayın üzerinden geçen evet, köprü. Evet, değil evet. mi? Eskiden varmış orada. Evet. Öyle. Peki tamam. Şey, o dönemden 3 ay önce burada askerler konuşlanmaya ve hazırlık yapmaya başlamış. 3 ay kalmışlar. 3 ay kalmışlar. 22 günle birlikte. 22 günle birlikte 3 ay kalmışlar. Sonra zaten Sakarya'da işte geçilince nehri, ondan sonra zaten burayı tabii. terk edip Karapınar'a geçmişler. Tam güneyimize kadar gelmişler şey yani. Tabii tabii. Mangal Dağı, Kirazoğlu. Şu tepeye. Bayağı uzak. Konya biraz uzakta bir Haymana'nın güneyine. Haymana'nın güneyine. Güneyine. Evet. Oraya kadar gelmiş. O şekilde. Yani bir de şey var. Sakarya Savaşı ile ilgili bir şey diyeceğim. Sakarya Savaşı Osmanlı'nın 2. Viyana kuşatmasından sonra hep geriye çekilmesiyle var. Yani devamlı geriye çekilmiş. Sakarya Meydan Muharebesi son nokta arkadaşlar. Bundan sonra geriye çekilme olmadı. Hep ileriye gidildi. Bundan sonra hep ileriye, batıya doğru gidildi. Hep doğuya doğru kaçılmıştı, batıya doğru gidildi. Yani bu bir dönüm noktasıdır aslında Türkler için. Böyle bir özelliği de var bunun. Kayıp açısından baktığınızda hani biz, yani Türkler kazanmış ama kayıp açısından baktığınızda sayılara bakarsanız Türklerin kaybı daha büyük. Yokluk. Yani yokluktan dolayı işte... kişi sayısı, yaralı, ölü ve maddi kayıplarda hani Yunan ordusundan daha büyük olmasına rağmen yine de püskürtülmüş arkadaşlar. Yani o bizim daha yürekli olduğumuz. Kısacası hani deyim yerindeyse hani ölmek var dönmek yok deyimiyle bir şekilde her şeylerini bırakıp artık son çare yani burası geçilseydi başka şans kalmayacak gibi bir durumdu yani aslında. Evet. Minnettarız tüm şehitlere, gazilere. 5400 falan şehit var. 5400 kadar var şehit. Kayıplar da var. Yanlış bilmiyorsam 2000 civarında kayıplar var. Kayıp var. Ne olduğu bilinmeyen kişiler var. Esir. Evet, esirler var aynı şekilde. Maddi kayıplar var. Yani silah olarak Yunan daha güçlü. Her türlü. 840 kamyonu var bizde. 32 bin hayvan evet, var. Bir kısmı 3 tonluk, bir kısmı 1 tonluk olmak üzere bayağı bir kamyonu var. Bizde neredeyse kamyon yok. Örneğin yok, hiç kamyon yok. Biz atlarla, eşeklerle, öküzlerle bu işi yapacağız. Örneğin 2 tane uçağımız var bizim. Onların 18 tane uçağı vardı o dönemde. Yani böyle bir karşıladığınızda yani bayağı bir uçurum olan bir durum var ama yine de hani burada ne var? İşte bir Türk milletinin yine hani birlik beraberlik içerisinde ne yapacağını bilerekten işte yine burayı nasıl diyeyim korumak tabii. adına işte vatanı için işte yapacağı her şeyi yapmış burada. Ben öyle bakıyorum oraya. Hepsine minnettarız. Yani saygıyla aynen öyle. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır şeklinde. Hepsini tekrar saygıyla anıyoruz.